Ve her zaman şunu söylüyoruz. Bulunduğumuz bütün bölgelerde, bir Aydınlı Ege bölgesinde birinci sınıf tarım topraklarının kesinlikle dokunulmaması gerektiğini söylüyoruz. Bir şekilde enerjinin her zaman başka şekilde bilim, teknik, teknolojinin bu meseleyi halledebileceğini biliyoruz. Onun için de fosil yakıtlar, Aydın'da olduğu gibi jeotermal enerji kaynaklarıyla işte enerji elde etme, elektrik enerjisi elde etme tek yönlü bölgeye fayda olmayan, bölgenin birinci sınıf tarım topraklarını yok eden bu tür yatırımlara karşıyız. Bunlar olmaz demiyoruz ama en azından bölgeye zarar vermeyecek alanlarda, yerlerde olmalı. Özellikle jeotermal. Yani fosil yakıtlar dünya kaldırmaya çalışıyor. Bundan dolayı da artık fosil yakıtlarla ilgili termik santraller, kömür termik santraller ve nükleer santrallerin yanlış olduğunu düşünüyoruz. Ve birinci sınıf tarım alanlarının dünya mirası olduğunu, su kaynaklarının birinci sınıf korunması gereken kaynaklar olduğunu, küresel ısınma ile birlikte, bu giderek geriye dönüşle birlikte bu tür dediğim gibi yatırımların dünya ekonomik sistemine, bölgemize, Aydın'a, İşte Muğla, Ege bölgesinin tamamı bir kere dünyanın en değerli toprakları. Burada dediğiniz gibi yağmur ormanları gibi ormanlar var. Bu bölgeden yükselen denizden nem bu ormanlarda yağmur olarak dönüyor bu bölgelere, Aydın'a, Ege bölgesine. Onun için de dediğimiz gibi bu kaynaklar korunması gerekiyor. Ve bunun için de halkın kendi haklarını sahip çıkması, savunması gerekiyor. Hiçbirisi yeşil enerji olmadığını gördük. Çünkü bu enerji kaynakları bir kere yerin 2200 metreden çıkarıyor jeotermaller ve bunlar çoğu yerde dediğimiz gibi bağırlarını temizlemek için daha farklı anlamda gazların sürekli akşam saat 12'den sonra bırakıyorlar. Şimdi başkalaştırdılar, başka filmler çeviriyorlar. Ama dediğim gibi zeytin, incir alanları kurumaya başladı. İnsanlar kanser, kova, dediğimiz gibi çeşitli hastalıklarla baş edemiyor, kırılmaya gidiyor. Bundan dolayı bu bölgeye insanlara faydası olmayan bir yatırım. Kime faydası? Uluslararası şirketlere, Avrupa Euro Banka ve onun ortak Türkiye'deki ortaklarına faydalı oluyor. Burada yaşam alanlarına zararlı olduğu gibi insanlara ekonomik olarak hiçbir faydası yok, zararı var. Üretim alanları, inciri, zeytini bundan etkileniyor. İnsanlar dediğim gibi yaşam hakkında, yaşam tehlikesi içine giriyorlar. Bu çıkan hidrojen sülfür gazları insanları kanser, kova hastası yapıyor. Başlangıç birinci sınıf tarım topraklarında daha yeni yerinde giden şirketler tekrar başka yerlerde ve diğer bölgelerde siyanürlü altın madenciliği yapmak için bölgeleri delik deşik etmeye başladılar. Bundan dolayı da bütün halkımızı, insanları kendi çevre haklarını savunmaya çağırıyoruz.